Bu çekim aslında tamamen benim profesyonel bir portre çekimine ihtiyacım olduğu için ortaya çıktı. Çekim yapılana kadar ben ufak bir sakatlık geçirdim. Sonrasında zaten pandemi. Kar yağdı, bilmem ne oldu. Çekim 5-6 defa ertelendi. Ama son ertelenmelerde aslında benim içimde yaşadığım bazı şeyler de sebep oldu buna. Bu sakatlık döneminde epey bir kilo almam oldu. Şu an hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Çok yüksek bir kilomdayım. Hayatımda hiç olmadığım bir kilodayım. Fotoğrafların hepsi kötü çıkacak. Acaba biraz kilo verip öyle mi çekim yapsam? Gibi bir sürü soru kafama üşüştüğü için hatta sonlarda böyle birkaç hafta daha erteledim ve hani sanki o bir hafta ertelediğimde kilo verebilecekmişim gibi ama aslında veremeyecektim. En son tamam çekiyoruz dedikten sonra o gün ben bunların hepsini en üst seviyede yaşamaya başladım bu anksiyeteyi. Sonrasında Gabriel'e dedim ki bu hissettiklerimle yüzleşmeden bunun içinden çıkamayacağım ve boş ver portre çekimini, gel bunun üstüne gidelim dedim ve aslında bu çekim ortaya çıktı. Six Feet Under'ı izlerken benim hayatım dizilerinden bir tanesi. Claire bir sanat okuluna başlıyor ve oradaki hocası ona diyor ki neden sanatçı olmak istiyorsun? O da diyor ki ben çok acı çekiyorum. Ve bunu dediği anda benim kafamda bütün şimşekler çaktı. Yani aslında acı çektiğimizi görmek için ve bu acıyı dönüştürmek için ne bir sanatçı olmamıza ne de bir influencer olmamıza ihtiyaç var aslında. Sadece yaşıyor olmamız, bunu görmemiz ve yüzleşmemiz ve dönüştürmemiz için yeterli. Gerçekten Instagram'daki filtrelerden, mış gibi yaşamlardan, pandemide hepimiz evimizde tight'la otururken bu hiç olmuyormuş gibi davranmaktan, bambaşka bir ütopya yaratmaktan, insanların bu yüzden kendini kötü hissetmesinden ve bu noktada kilo almak, hepimiz bedenimizde değişiklikler yaşadık, hareketimiz yok oldu. Bunların hepsi benim konuştuğum herkeste olan şeyler ve bu bana özel değil. Yani bunu hep birlikte yaşıyoruz ve hep birlikte içinden çıkacağız gibi hissettim ve dedim ki o zaman madem ben burada içerik üreten bir insanım, o yüzden benim burada bir sorumluluk almam gerekiyor. Ve o sorumluluğu aldım aslında şu anda. Benim yüzleşmem de bu şekilde oldu. Çok duygudan duyguya koştuğum, farklı hallerde bulduğum kendim bir çekim oldu. Benim için gerçekten bir yüzleşme yolculuğuydu. Bazı yerleri çok zor oldu. O göstermekten çekindiğim, göbeğimin katlanması, herkesten özenle sakladığım yerlerim, kendimi çok savunmasız hissettiğim anlar oldu. Kendimi çok güçlü hissettiğim, kendimi çok kadın hissettiğim anlar oldu. Bunların hepsini hayatta da hissediyoruz aslında. Böyle zamanlar geldiğinde aslında tek yapmamız gereken şey kendimize bunların geçici olduğunu hatırlatmak. Geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Hiçbir his ve hiçbir duygu hiçbir zaman öyle kalmıyor. Yani hiçbir şey kalıcı değil ve biz sürekli bu döngülerin içinden, değişimlerin içinden geçmek zorundayız ve geçiyoruz, atlatıyoruz. Ve en önemli şey bunu yaparken, bunları yaşarken yalnız değiliz.